ekranlarından merhaba sevgili seyirciler. Günlerden Salı, her eve sağlık. Başladı. Ben Sibel Çakı. Ben Tayfun Ancılar. Sağlıkla ilgili aklınızda ne varsa, aklınıza ne takılırsa hepsini uzman doktorlar eşliğinde cevaplayacağımız programımıza başlıyoruz. Evet, bakalım bugün programımızda neler var? Her eve sağlıkta bugün. Diş hekimi, protez uzmanı Doktor Ercüment Süer'den diş estetiği ve implant tedavisi hakkında açıklamalar geliyor. Diş estetiği nedir? Estetik bir görünüş elde etmek için hangi yöntemler kullanılır? Dürüş tasarımı nedir? Diş beyazlatma nasıl bir yöntemdir? İmplant tedavisi nasıl uygulanır? Tedavi süreci nasıl gerçekleşir? Her hastaya implant tedavisi yapılabilir mi? Tedavi sonrası nelere dikkat edilmelidir? İmplantın ömrü ne kadardır? Estetiği ortaya koyan en önemli insan yüzündeki faktör belki gözlerden sonra ağız ve dişler. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Evet, Salı günü her eve sağlıkta bugün sevgili seyircilerimiz dişlerimizi konuşacağız. Aslında hepimizi ilgilendiren, hepimiz hocam güzel dişlere sahip olmak, güzel gülüşlere, sahip olmak isteriz. Ama tabii ki mesela ilk önce birine baktığımız zaman ben gözlere ve dişlere bakarım. Siz? Ben söylemeyeyim. Ama dişler önemli değil. Önemli, evet. Bugün kiminle konuşuyoruz? Doktor Ercüment Süer. Hocam çok da severim, biliyor musunuz Ercüment ismini? Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar diliyoruz. Günlerden Salı. Hepimize inşallah keyifli bir gün olsun. Keyifli bir sabah başlasın. Bütün gününüz böyle keyifli geçsin. Evet, artık akşam oldu hocam. İşte bir gün daha bitti diyoruz. Gerçekten çok önemli. Yani dişlerimiz çok önemli. Biraz önce dediğimiz gibi. Ama tabii ki bir de implant diye bir şey var. Hani korku ve ismini duyduğumuz zaman böyle korkular, kaygılar yaşadığımız bir implant var. İmplanttan bahsedelim mi bugün? Tabii ki implanttan bahsedelim. Detayıyla demin bir şey söylediniz. İnsanlara ilk bakıldığında öncelikle gözüne, sonra ağız ve dişlerine bakın. Kesinlikle. İşte estetiği ortaya koyan en önemli insan yüzündeki faktör belki gözlerden sonra ağız ve dişler. Bu dişlerin herhangi bir nedenle çürük, travma ya da başka nedenlerle çekilmesi, çıkması, kaybedilmesi sonrası eksik bölgelerin bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Bu tedavi şekli de geleneksel yöntemlerde bir kron veya köprü yapmakken günümüz teknolojisinde ve bugünün çok moda olan yöntemlerini implantlarla tedavi yöntemi söz konusu. İmplantlar aslında bir diş yapımı için amaç değildir, bir araçtır. Amacımız çok estetik, fonksiyonel bir dişi yerine koyabilmektir. İmplantlar çene kemiği içerisine yerleştirilen ve kemikle kaynaşarak, bütünleşerek bir dişin kökünü taklit eden metal yapılardır. Evet. Bu metal vücudumuzda herhangi bir alerjik reaksiyon yapmaması ve kabul edilebilmesi en kolay olan titanyum metalinden yapılmıştır. Şekilleri çok farklılık gösterirken implant tarihine baktığınızda bugün için köklere benzer formlarda yapılan implantlar kullanılmaktadır. Yani bir kesici dişimizin nasıl kökü yuvarlak ya da elipse yakın bir yapıdaysa implantlar da bugün aynı şekilde yapılıyor. Yani her dişin implantını farklı dizayn ediliyor zaten, değil mi? Ön dişler için ayrı. Yok. Hepsi için bir sistem yapılıyor. Sistemler arasında farklılıklar olabilir ama bu implantlar genelde silindirik implantlar diye geçiyor. Yani silindirik bir titanyum vidayı kemik içerisine açtığımız yuvalara yerleştiriyoruz. Bunlar çok agresif olabilirler, kendileri vidalanabilirler ya da bizim açtığımız yuvaya kuvvet uygulanmadan, gerilim yaratmadan konulabilen implant tipleri olabilir. Ama sonuçta bu implant kemik içerisine konulduğunda belirli bir süre artık beklemek gerekiyor. Bunun bekleme süresi kişinin yaşına, uygulandığı kemik bölgesine ve o kemiğin içerisindeki
hücrelerin aktivasyonuna göre değişmekle beraber 6 haftadan 6 aya kadar geçen bir sürede implantın kemik tarafından tamamen sarılarak onu sabitlediği olgusuna dayanır. Ama bugün için gelişen teknolojiler ve implantın yapısı nedeniyle implantı hemen uygulayıp üzerine o boşluğu giderecek estetik bir protez yapma da mümkündür. Yani dişi çektiniz. Evet. Anında örneğin implantı koydunuz. Genç hanım veya bey ön dişini bir travma nedeniyle kaybetti. Siz bu dişi çekmek zorundasınız. Çektiniz ve oraya bir şey koymanız lazım. Eğer implantı koyar ve bunu 6 ay gibi bir süre bekletelim derseniz, o kişi 6 ay boyunca ya bir hareketli protez taşıyacak orada ya da dişsiz dolaşacak. Dişsiz dolaşmak hiç hoş bir şey değil. Hiç. O zaman implant yeterince güçle veya bizim tork diye ifade ettiğimiz bir kuvvetle kemik içerisine yerleştirilmişse, yani yaptığımız gün onun tutuculuğu bizim oraya bir kuvvet uygulamamıza imkan veriyorsa, onun üzerine hemen geçici bir diş yapmak da mümkündür. Aynı seansta ve oradan dişli olarak çıkartabiliriz hastamızı. Peki hocam, yani implant yapılması gereken hasta ne? Yani bizim şimdi sağlıklı dişlerimiz var diye biliyoruz. Dişimiz çürüdüğü zaman mı implant yaptırıyoruz ya da hangi şartlarda implant yapılması için öncelikle diş kaybı söz konusu. Diş kaybı. Diş kaybedildiği durumlarsa çürüye bağlı aşırı defekte uğramış dişlerin belki de kanal tedavisi bile geçirmiş olsalar bile kırılganlıklarının artması nedeniyle yeterince üstüne yapılacak kronu halk arasında kaplamayı taşıyamayacak güçte ve çekilmesi gereken dişlerin yerinden alındıktan sonra o diş boşluğuna konulan parçadır implant. Ancak ve ancak eksik diş durumunda implant yapılmalıdır. Yoksa implant zorunlu bir tedavi yöntemi değildir diş hekimliğinde. Mesela en arkadaki dişimizi çektik. Takmasak şimdi, olur mu? En arkadaki diş bizim şimdi büyük azılar diye tabir ettiğimiz 3 tane büyük azımız var. Bunların sonuncusu 20 yaş dişleri. Evet. 20 yaş dişleri maalesef ve maalesef doğa kanunu, belki buna Darwin teorisi de diyebilirsiniz. Kullanılmayan organ zayıflar prensibiyle ya hiç oluşmamakta veya çenelerin küçülmesi nedeniyle çıkmamakta. Burada da bir 20 yaş dişi yok diye implant koymaya gerek yok. Birincisi bu. İkincisi, arkaya doğru gittikçe alt çene ve üst çenede anatomik yapılar o implantı taşıyamayacak durumdadırlar. Boyları oradan geçen damar sinire çok yaklaşacağı için sorun yaratabilirler. Ama onun önündeki iki tane büyük azının kaybında mutlaka implant yapılabilir. Eğer kemik defekti çok fazla değilse. Ama bugünkü teknolojiler kemik defekti olsa bile yine de oralara implant yapma şansını bize kazandırmış durumda. Neler yapılabiliyor? Hastanın kendi dokusundan alınan kemiği, yani otojen grafti oraya koymak. Nereden alıyorsun? Bu çenenin, alt çenenin özellikle arka bölgesinden, ramus dediğimiz bölgesinden olabildiği gibi veya ön bölgesinden, şu çene ucundan alınabildiği gibi gidip ilyak kemikten, kalçadan alıp oraya konularak ve aralarında bunları da birer blok halinde alıp koymak suretiyle, iki blok arasına da kemik tozları koymak suretiyle, bu otojen olabilir ya da sığır kaynaklı olabilir. Bu greftleri koyarak buranın yeniden kemikleşmesini sağlayıp implant koyabiliyoruz.